Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 8'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz de AYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD x kenar yamuk ve A ile E B, D, B birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar AE ile DB eşit verilmiş. Bakın x kenar yamuk verilmiş. Neresi x kenar yamuk verilmiş? ABCD ABCD. Dikkat ederseniz köşegenle alakası yerde bir eşit verilmiş. O zaman ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Çünkü köşegenler birbirine eşitti. Hocam diğer köşegeni de biz çizince isterseniz onu maviyle göstereyim şöyle. Hocam şu köşegenle bu köşegen eşit ya. Aa şimdi burada bir ikizkenarlık mı çıktı? Evet. Burada bir ikizkenarlık çıktı arkadaşlar. Bu ikizkenarlığı kullanacağım. 70 ise burası da 70 mi? Aynen öyle. 70 70 140'tan burası 40 oldu. Bizden alfa isteniyor. Bir de ikizkenarlıkta şunu biliyorduk. Kendi çapında ayrıldıkları yerlerde birbirine eşitti. Yani şu parçalar da birbirine eşitti. Şu ikiz burası 40 ise burası da 40'tır. Hocam alfa artı 40 şu üçgende iki iç açı bir dış açıya eşit olduğundan alfayı da buradan kaç derece buluruz? 30 derece olarak buluruz. Birinci soru edremit oldu geldik ikinci soruya. Evet ABCD yamuk ve alan CGB'den bahsetmiş. Arkadaşlar yamuk olduğu için şu üçgende hiçbir uzunluk yok. Gerçi buralarda başka bir yerde de yok ama yamukta en azından bakın şu dik üçgene dikkat etmeliyiz. Yamukta yanaklar birbirine eşit değil miydi? Evet. Bu alanla bu alan birbirine eşit. Yani burası 30 iken burası da 30 mu? 30. Hocam bu alanı 30'u yazalım şöyle. Tamam şimdi ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok. Açıya dalalım. Alfa alfa. Alfa 90 sa burası beta. Hocam alfa 90 sa burası da beta. A beta ise ters açıdan burası da beta oldu. Ne çıktı burada? İkiz kenar. 5 ise burası da 5'tir. Bizden ne isteniyor? AG. Hocam ben bu dik kenarı bulurum. Dik kenar çünkü üçgenin alanından bahsetmiş. 5 çarpı A bölü 2 değil midir? Evet. 5 çarpı a bölü 2 eşittir 30 ise a'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. a 12 ise o zaman 5 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üçgeninden cevabımız 13 çıkar. Evet ikinci soru denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 3'e. Hocam oran verilmiş burada. Direkt oranı kullanacağız arkadaşlar. BF uzunluğu K iken burası 4K verilmiş. Hocam 4K'ya K'yı kullanacağız. 1. Öncelikli olarak başka AB ile DC birbirine paralel verilmiş. Bir de şunlar da birbirine paralel verilmiş ekstradan. Hocam bu oranlamayı nasıl kullanıyorduk? Kullanıyorduk. Yamukta ya içe paralel çiziyorduk ya da dışa. İçe çizdiğimizde kelebek oluşuyor mu? Oluşmuyor o zaman. Hop şuraya. Şuraya çizdim arkadaşım. Buraya çizince ne geldi böyle? Baktığınız üzere hocam bir kelebek çıktı burada. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Baktığınız zaman kelebekteki oran 1'e 4 çıktı. Amacımız da oydu zaten. Hocam 1'e 4 çıktı. Eyvallah. Aa, buradaki 5'i de kullanacağız ya. Bak şunlar da birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel. Şurası bir paraya kenar mı çıktı? Evet. Yani o zaman şuraya yoğunlaşayım. Burası A iken burası nedir? 4A mıdır? Kelebekteki oran 1'e 4. Hocam burası 5 iken burası da 5 olacağından dolayı 5A eşittir. 5'ten A'yı 1 buluruz. A1. Tamam. A1. Ben neyi kullanacağım bir de? Burası da 4 yaptı. Neyi kullanacağım? Neyi kullanacağım? Arkadaşlar şu açı ortayla da kullanayım. Z yok mu burada? Evet. Nokta açısı. A 4 iken burası da 4 mü? 4. E hocam 4 ise bu bir paralel kenar. Yukarısı da 4. E burası başka bir şey var mı? 2'yi kullanmadık bir tek. 2'yi kullanalım. Hocam kelebekte koran 1'e 4'tü. 1'e 4 olduğundan dolayı n bölü 2 eşittir 1 bölü 4'ten n de buradan 1 bölü 2 mi gelir? Evet. n de buradan 1 bölü 2 arkadaşlar. Yani 0,5. O zaman x artı 0,5 neye eşit arkadaşlar? 4'e eşit olduğundan çünkü bunun tamamını 4 bulmuştuk böyle. X de buradan ne bulundu arkadaşlar? 3.5 bulundu. O zaman cevabımız böylelikle 3. soruda C Hunt çıktı arkadaşlar. Oranlı olduğunda benzerlik. Geldik 4'e. Hocam oran var. Bir de alan isteniyor. Hmm. DE uzunluğu. Bu hocam burası K iken. AE uzunluğu ne verilmiş? 4K verilmiş. 4K verilmiş. AG'yi 15 vermiş. Şurayı kaç vermiş? 20 vermiş. 15 20 25 burası 25 olacak ama 25'e bulsak ne fayda arkadaşlar eşitlik var bir de alan isteniyor bizden alan e, yamukta şu eşitler olduğunda şöyle güzel bir şey bu alan arkadaşlar önemliydi sıkıştığımız zaman da bu alana bakacaktık bu alan tüm alanın yarısı değil mi evet e hocam ben buradaki oranlamayı kullanabilir miyim kullanırsın tabii ki k'da kalan a ise 4 k'da kalan 4 a dersin 4 a'yı bulmak için öncelikle 5 a'yı bulabilirsin 5 a alanı neye eşit Dik kenarlar çarpımının yarısı. 15 çarpı 20 bölü 2 eşit değil mi arkadaşım? Evet. O zaman A'yı buradan kaç buluruz? 30 buluruz. A 30'sa burası 120 geldi. Alan A, de 120'nin 2 katı yani 240 gelir. Güzel bir soru. Buradaki oranlamayı bu sefer bak alan sorulduğu için alan dağıtmada kullandık. Bir de yamukta şu alan sıkıştığınız zaman son çare bu diyebiliriz. Eşitlik varsa tüm alanın yarısı. Evet dördüncü soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? E-dremit bulduk. 240. Geldik beşinci soruya. EBC'de paraya kenar daha işlemedik ama hocam paraya kenarda şu karşılıklı kenarlar nedir? Birbirine paralel. E, yamuktan dolayı paralel zaten bunlar. Hocam şunlar da birbirine nedir? Paralel. E, alanla ilgili de bir şey söyleyebiliriz. Hocam bu arada bu bir yamuk. Şurası 4 verilmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki alan 4 Ana yamukta yanaklar birbirine eşit olduğundan dolayı burası da 4 olacak mı? Olacak. Hemen 4'ü yapıştıralım oraya. Hocam burası 4. E hocam kırmızı çizgiler birbirine paralel. E burada bir şeyler çıktı paralellikten dolayı. Kelebekteki oran var. Hatta alanlar oranı var. Alanlar oranı 1 bölü 4. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit olduğundan o zaman benzerlik oranı ne olacak? Alanlar oranın kare olacak. Yani 1 bölü 2 olacak. E hocam burası A ise burası 2A. Burası B ise burası 2B. Haydi alan dağıt. A'da kalan 1 ise 2A'da kalan nedir? 2'dir. Buradan sonrasında şöyle diyebiliriz. Hocam bu paraya kenarın yarısı 6 ise diğer yarısı da 6 deyip işlem yapabiliriz. Ama daha paraya kenarı görmediğimiz için alan dağıtmadan devam edelim isterseniz. Hocam burada şunu çizecek olursak. B'de kalan 1 ise 2B'de kalan nedir? B'de kalan 1 ise 2B'de kalan 2 diyebiliriz. Ya da bunu mu çizseydik? Başka bir çizim mi yapsaydık? Neyse. B'deki alan 1 ise 2B'de kalan 2'dir hocam. E sonra kelebek dekoran 1'e 2, 1'e 2. O zaman burası x iken 2x, 2x iken 2x. Burası da x mi olacak? Evet. x'deki alan 3 ise x'deki alan 3 diyebilirdik. Ama niye yorduysam kendimi. Parayı kenarda biz şunu biliyoruz. Şu alanla şu alan birbirine eşit. Daha görmediğimiz için bunu söylemek istemedim. Bu şekilde dağıttım. Ama çok da fazla kafada karıştırmayayım isterseniz. Tamam burası 2 E Burası 6 ise direkt burası da 6 olacak. O zaman buraya kaç kalacak? 5 kalacak da diyebiliriz arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. İkiz kenar yamuk verilmiş. Yukarıdaki ikiz kenar yamuk döndürülmüş. Bu hale gelmiş. Buna göre diyor şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bu ikiz kenar yamukta bir şey yapabilir miyiz? Ya köşe çizeceğiz ya da bu dikmeler. Hemen o dikmeleri çizelim arkadaşlar. Hop çizdin. Hop çizdin. Çizince ne geldi? 90. Şu parçalar birbirine eşit olacak dik çizince. Değil mi? İkisi yukarısı. burası da 2 buraya 1 kaldı burası da 1 kaldı. A 90'ın karşısı 2'ye hangi açının karşısı biridir? 30'un. O zaman burası ne çıktı? 60 derece çıktı. E o zaman bu x kenarı mutlaka taban açısı 60. Hatta 30 burası, 90 burası. Tepe açısı da kaç derece çıktı arkadaşlar? 120 derece çıktı. Hatta yüksekte sorulursa kökü çıktı. Devam edelim bakalım. Bu buraya gelmiş. Hocam ben burada kaç 60 derece buldum. Bak, bak, bak. A Şunların hepsi 2 birim, 2 birim, 2 birim. Bu da 2 birim, bu da 2 birim. Hocam şurada kaçı da 120 derece değil mi? Evet 120 ise burada 30 30 120 üçgen çıktı arkadaşlar. 2 2 ise burası kaç çıkacaktır? 2 kök 3 çıkacaktır. Adam sana bunun tamamında 4 vermişti zaten soru kökünde. O zaman x neye eşit olacaktır? Ya da x artı 2 kök 3. x artı 2 kök 3 eşittir 4'e eşit olduğundan x de buradan 4 eksi 2 kök 3'e eşit olacaktır. Evet cevabımız 4 eksi 2 kök 3 yapar. Yani kaçıncı soru? 6. sorunun cevabı böylelikle Denizli oldu. Şurada bir soru atlamadım değil mi ben? Hah, tamam. Devam edelim. 7. soruya gelelim. 7. soru. 7. soru. Her yerde 5 tane şey var ya. 3 4 ne üçgen arkadaşlar? 5. E. E hocam burada da 3 4 var. E burada da hemen 5 mecbur 5 gibi. Evet 5. Aa ne çıktı burada? Hocam 5 5 5 bir eşkenar üçgen çıktı. Açılar 60 derece. 60 derece 60 derece. Tamam. Şu açı 60 derece arkadaşlar. Şuradaki açı da 60 derece. Şimdi arkadaşlar burada da bir 3 4 5 üçgeni var. Burada da bir 3 4 5 üçgeni var. Değil mi? Evet. E o zaman bu 3 4 5 üçgenlerine yoğunlaşalım arkadaşlar. Bu 3 4 5 üçgeni de bütün kenarları 3 4 5. Buradaki de bütün kenarlar 3 4 5. Bunlar kenar kenar kenarda eş üçgen değil mi arkadaşlar 3 4 5 olduğu için? Evet. E burada 3'ü gören açı şu açı alfaysa, burada da 3'ü gören açı alfa değil midir? Evet. E o zaman buraya 60 eksi alfa mı kaldı? Aynen öyle. Bak bu açı kaç yaptı? 60 derece yaptı. Aa alfa ile 60 eksi alfanın toplam 60 yaptı ya. Bunlar da 4 4 dikkat. Bu da 4 bu da 4. Tepe açısı da 60. 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60 60 oldu. Yani şu üçgenimiz ne oldu arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen oldu. Yani 4 dörtgen x de kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. Evet karışık bir soruymuş gibi ama verilenlere şöyle bir odaklanınca üçgenlere odaklanınca soru güzel bir şekilde çıktı. 7. soru Cihan oldu. Geldik 8'e. Şu eşitliği kullanamıyorum. Hocam ortaban taban falan mı çizsem? Bir işime yaramayacak ki ortaban taban yok ki. Yamuğun, yamuğun eşitliği orta taban değil ki burası. Şurada bir şey verilmiş. Valla 6 var 8 var. Dik üçgen var. 6, 8, 10'dan başka bir şey gelmiyor aklıma. Hemen şunu çizeyim. Ha, üçgen çıktı bak. Dikkat. Bu arada şu çizgiyle şu çizgi birbirine paralel. Hocam şurada bir orta taban çıktı. Orta tabandan dolayı 4 ise burası 2. Bunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Bu arada 6, 8, 10. Bu da 5. Bu da 5 yaptı. 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitse burası da eşit olur. Burası da 5 olur. E, B, E uzunluğu da kaç yaptı? 5 artı 2'den 7'ye eşit oldu. Yani dörtgen ama üçgen ikisiyle çıktı. E evet, 8. soru 7 oldu. Yani 8. sorunun cevabı Balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik. Pardon 7 demişim. 8. sorunun cevabı 7 oldu. Yani Balıkesir oldu. Geldik 9. soruya. 9. soru büyük tabana AB olan ABCD yamuğunun. Hemen ABCD yamuğunu çizelim arkadaşlar şöyle. Ne diyorsa onu yapmaya çalışalım. Harfleri de yazalım şöyle. A, B, C ve D'yi yazdık daha sonra Yamuğun AD kenarı üzerinde bir tane E noktası al diyor sana. Ve BE üzerinde de bir tane F noktası al diyor sana. Alalım bakalım. Şuradan da bir tane F noktası aldım. Sonra EBA açısı EBA açısını 20 derece vermiş. CDF açısında CDF açısı. O zaman CDF açısı da şunu şöyle çizelim arkadaşlar. Buradaki açıyı da 60 derece vermiş. 60 derece olduğu görülüyor. Buna göre DFE DFE şurada kaç açı isteniyor arkadaşlar bizden? Şu açı. E 60'ı kullanmalıyız. E yamuk olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar burada? Hocam şunun devamını getirsek. E bu karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için Z'den dolayı burası 60 mi yaptı. Evet. Benden bu alfa isteniyor. E, hocam burası da alfa. 2 açı yan yana geldi. Dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı. O zaman alfa da buradan kaç yaptı? 40 yaptı. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik son soruya. Evet buradakiler orta noktaymış. Arkadaşım şu orta nokta. Şu orta nokta. Bu orta nokta. Bu da orta nokta. Orta noktalardan oluşan içerideki bu şekil neydi arkadaşlar? Bir paralel kenardı. Öncelikle burada ne verilmiş arkadaşlar? Ali Bey uzunluğunu 12 demiş. Hocam bu 6'ya 6. Sonra sonra başka bir şey var mı? Yok. Aa 90'ı kullanacağım ben. 90'a çıkan kenar ortay. Hocam muhteşem Burası burası 6 oldu, burada da 90 çizilen kenar ortay var, bu da muhteşem üçten 6 oldu. E hocam içerideki oluşan çekil paralel kenarda 6 ise karşı tarafta 6, 6 ise burası da 6, 6 kere 4 24'ten cevap 24 çıkar. Ama ispatını yapalım. Hocam sen bunu böyle çizersen, çizersek bunlar eşit, bunlar eşit. 6 ise 12, 12 ise burası da 6 çıkar mı? Çıkar. Sonra şunu şöyle çizecek olursak ispatını yapıyorum. Buraya 6 buldum mu mutlak Hocam bunlar eşit bunlar eşit. 6 ise burası 12 12 ise burası da 6 olur mu? Olur. E o zaman gerçekten 6 6 6 6 çıktı. Çevre E F G H böylelikle 6 tane 4 çıktı. Yani 4 tane 6 çıktı. Cevabımız o zaman 6 kere 4'ten 24 oldu. Böylelikle 10. sorunun cevabını da Balıkesir bulduk ve bu testi bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 9'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.